Volkswagen T-Roc'ın henüz mürekkebi dahi kurumamıştı ki marka bu kez giriş seviyesi, ki buna Polo'nun abisi olarak belirtebiliriz, T-Cross ile karşımıza geldi. Nitekim Polo ile İspanya'daki Navara fabrikasında üretilen T-Cross, markanın 2015 itibarıyla All-Space 7 koltuk ile başlamış olduğu atağının bir diğer meyvesi olarak belirtebiliriz. Artan SUV ve buna bağlı olarak crossover pazarının her köşesinde bir kalesinin olmasını isteyen Volkswagen, T-Cross ile daha şehirci ve bir o kadar da ergonomik olmayı hedefliyor. Direkt olarak Nissan Juke ve Citroen C3 Aircross'u karşısına alan aracın tasarımından söz edecek olursak, aracın ön yüzü diğer Volkswagen modellerinden çok farklı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Daha keskin ön LED aydınlatmalar ve ön panjur bence aracı oldukça yakışıklı gösteriyor. Aynı şeyi tamponun üzerinde yer alan Citroen modellerinde hatırlayacağımız oval kesim gündüz aydınlatma grubu için aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün değil. Ancak elbette renkler ve zevkler tartışılmaz. Genel anlamda boyutları hakkında konuşacak olursak 4.1 metrelik boyu, 2.5 metre aks mesafesi ve 1.5 metre yüksekliği ile aracın içerisindeki yaşam alanları hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Aracın arkasında yer alan C formundaki stop LED grubu daha şahsına münasır bir yapıya sahipken genel hatlarına baktığımız zaman Seat Arona'ya benziyor desek yanlış olmaz. Yükleme kapasitesine baktığımız zaman 385 litrelik bir hacim bizi karşılıyorken arka koltukların kayar özelliği sayesinde arka yolcu koltuğu yaşam alanlarında 14 santim gibi oldukça iyi değerlerde ekstra bir alan katını belirtmek gerekiyor. 385 litrelik bagaj hacmi C hatchback sınıfındaki abisinin, yani Volkswagen Golf'ün yükleme kapasitesinden fazla olduğunu bilmek gerekiyor. Ki ayrıca koltuklar yatırıldığı takdirde maksimum yükleme kapasitesinin ise 1280 litre dolaylarında olduğunu bilmek gerekiyor. Aracın içerisine baktığımızda en dikkat çekici detayın elbette direksiyon simidinin değişmiş olduğu yönünde. Orta konsolda yer alan ünitelerin oldukça Polo'ya benzediğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Ayrıca donanım seviyesine göre 6.5 ve 8 inçlik multimedya ekranı bizi karşılarken tamamen dijital sürücü ekranında bence hakkını vermek gerekiyor. Ancak elbette bunun da ek ücret karşılığında sunulacağına kesin gözle bakabiliriz. 8 hoparlörden oluşan 350 watt değerindeki bit ses sistemi, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma uyarı ve ani fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, kablosuz şarj gibi birçok üst sınıfı temsil eden özelliklerin bu araçta yer alacağını belirtmekte fayda var. Motor seçeneklerine bakacak olursak T-Roc'ta 2 litrelik dizel bir ünite ve 4x4 seçeneği sunulurken T-Cross'ta ise Polo'da yer alan üniteleri burada görmek mümkün. 1 litrelik 3 silindirli ünite 95 beygir ve 115 beygir seçenekleriyle karşımıza gelirken sadece 115 beygirlik versiyonda 7 ileri DSG şanzıman sunuluyor olacak. Ayrıca Golf'ta yer alan 1.5 litrelik 150 beygir güç üreten ünite ise sadece 7 ileri DSG şanzımanla geliyor olacak ki dizel cephesinde ise bu 1.6 litrelik turbo dizel ünite olacaktır. Henüz daha T-Roc'ı ülkemiz topraklarında göremiyor olsak ve hatta daha yazılan yazıların dahi mürekkepleri kurmamışken Volkswagen'in T-Cross ile karşımıza gelmesi SUV Cross pazarında ne denli agresif olacaklarını gösterir nitelikte. Almanya'da 17 bin euro seviyelerinde olması beklenen araç için ülkemizde 150 bin TL bandını konuşmak ne yazık ki uzak değil. Görüşmek üzere.